Sevgili dostlar, fizik çözer, metin çözer'e, modern fizik kolye'ye hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, 2018 MEB kazanım testlerine devam diyoruz. Ve test 19 prizma mercekler TYT-YKS hazırlığa devam. Kalemi ışınları şekildeki gibi aynı anda, aynı doğrultuda prizmaya gönderiliyor. Ve 1-2-3 nolu yolları izleyerek prizmadan ayrılıyor. Kaleme ışınlarının prizma içerisinde ilerleme hızları arasındaki büyüklük ilişkisi olduğuna göre 1-2-3 nolu ışınlar hangileridir? Sevgili arkadaşlar, dedik ki kırmızıdan mora doğru gittikçe kızım Tarkan seni yakalarsam mucuk mucuk. Arkadaşlar, kırmızıdan mora doğru gittikçe en kırıcılık indisi artar. Dolayısıyla sapma da artar. Hız azalır. Çünkü sevgili arkadaşlar, bir önceki testimizde dedik ki en çarpı ve sabittir. Bu da C ışığın boşluktaki hızıdır. Yani N1 V1 eşittir N2 V2 demiştik. Dolayısıyla kırıcılık indisiyle hız ters orantılı. En çok arkadaşlar kim sapmışsa onun kırıcılık indisi en büyüktür. Hızı da en küçüktür. En az sapanın arkadaşlar kırıcılık indisi en küçüktür. Yani N1 küçük, N2 küçük, N3. Dolayısıyla V1 büyük, V2 büyük, V3. Demek ki 1, 2, 3 diyoruz. Lokum diyoruz sevgili arkadaşlar. Lokum Edirne. XYZ ışınları şekildeki gibi aynı anda, aynı doğrultuda prizmaya gönderildiğinde 1, 2 ve 3 nolu yolları izleyerek prizmayı terk ediyor. XYZ ışınları için prizmanın kırılma indisleri arasındaki ilişkinin olduğuna göre 1, 2, 3 nolu ışınlar hangileridir? Arkadaşlar, bunu bir önceki soruda açıkladım. Kırıcılık indisi büyük olan en fazla sapacak. O ve kırıcılık indisi en az olan en az sapacak. XYZ diyoruz. XYZ Adıyaman. Prizma şekildeki gibi gönderilen ışın demeti K, L ve M ışınlarına ayrılarak prizmayı terk ediyor. KLM ışınları için prizmanın sınır açısı arasındaki ilişki nedir? Dedik ki sevgili arkadaşlar, kırmızıdan mora doğru gittikçe en artar. Tabii ki arkadaşlar, kırıcılık indisi artarsa sınır açısı küçülür sevgili arkadaşlar. O halde kırmızıdan mora doğru gittikçe kırıcılık indisi artıyor, sapma artıyor ve sınır açısı küçülüyor. O halde teta K büyük, teta L, teta M. Cevabımız Celikan. Beyaz ışığı renklerini ayırmak için aşağıdaki düzenekler kuruluyor. Ortamların kırıcılık indisleri arasındaki ilişki verilmiş. Hangilerinde beyaz ışık renklerini ayırır? Arkadaşlar, ışığın renklerine ayrılması için burada iki ortam arasındaki kırıcılık indisinin farklı olması gerek. K ile Y, yani şu ortam K ile Y aynı olduğuna göre burada beyaz ışık renklerine ayrılmaz. Fakat burada renklerine ayrılır. Çünkü arkadaşlar, X'in ve Z'nin kırıcılık indisi her renk ışık için farklı olacağı için renklerine ayrılır. Cevabımız X ve Z diyoruz. Diyarbakır. Mercekler ışığın saydam ortamlarda kırılma özelliğinden faydalanarak ışınları odaklayan veya kırarak dağıtan optik aygıtlardır. Evet, kesinlikle merceklerin tanımı. Aşağıdakilerin hangisinde optik aygıt olarak mercek kullanılmaz? Sevgili arkadaşlar, kameralarda toplamak ve odaklamak amacıyla ne yapılır? Mutlaka mercek kullanılır. Zaten gözlüğün arkadaşlar camı direkt bir mercektir. Teleskopta ve mikroskopta mercek kullanıldığını biliyoruz. El fenerinin mercekle bir alakası yok sevgili arkadaşlar. Şöyle el fenerinde arkadaşlar, şurada cam var. Şurada ne var? Bir lamba küçük. Bu lamba arkadaşlar şu çukurayla odağına konulmuştur. Buradan gelen ışınlar karşıya paralel olarak gidebilsin diye. Dolayısıyla el fenerinde çukur ayna kullanılmaktadır. Bir K merceğinin önünde bulunan cismin görüntüsü ters oluşmaktadır. Sevgili arkadaşlar, ters görüntülerin gerçek olduğunu söylemiştik. K merceği yakınsak mercektir. Sevgili arkadaşlar, ancak gerçek görüntü çukur ayna ve ince kenarlı, yani yakınsak mercekte oluşur.
tümsek ayna ve ıraksak mercekte sadece sanal görüntü oluşur. Demek ki 1 ve 2 mutlaka doğru olacak. Arkadaşlar 3'e bakıyoruz. Görüntünün boyu cisim boyundan büyüktür. Kesinlikle diyemeyiz. Sevgili arkadaşlar, çünkü cismin nerede olduğunu bilmiyoruz. F, 2F. Örneğin 2F'teki cismin görüntüsü arkadaşlar diğer taraftaki 2F'te yani merkezde ve aynı boyda oluşur. Örneğin arkadaşlar odakla merkez arasındaki F ile 2F arasındaki cismin görüntüsü 2F'in dışında ve daha büyük oluşur. Sevgili arkadaşlar 2F'in dışındaki bir cismin görüntüsü F ile 2F arasında ve daha küçük oluşur. Demek ki arkadaşlar gerçek görüntü cisimle aynı boyda daha küçük daha büyük oluşabilir. Dolayısıyla 3'e 1 çizik atıyoruz. 1 ve 2 Celikan. Kırıcılık indisi N1 olan ortama kırıcılık indisi N2 olan ince kenarlı mercek yerleştiriliyor. Sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi yakınsak mercek kendi özelliğini gösteriyor. Kendi özelliğini gösterdiğine göre N mercek büyük, N ortamdır. Yani N2 N1'den büyüktür. Asal eksene paralel gönderilen ışın mercekten D kadar uzakta asal ekseni kesiyor. Demek ki arkadaşlar bu nokta odak noktası, D uzaklığı dediği de odak uzaklığıdır. D mesafesini yani arkadaşlar odak uzaklığını arttırmak için hangileri yapılabilir? Sevgili arkadaşlar bunu ezbere söyleyebilirim ama bunun yerine size şu mercekçiler formülünü yazıyorum. 1 bölü F eşittir N mercek bölü N ortam eksi 1 artı eksi. Eğer arkadaşlar yüzey tümsekse artı çukursa eksi. Bu arkadaşlar ince kenarlı merceğin göstermiş olduğu için artı yazarız. Kalın kenarlı ya da ıraksak mercekte ise arkadaşlar eksi. Burada görüldüğü gibi tümsek olduğunda artı. 1 bölü R1 artı eksi 1 bölü R2 diyoruz. Şimdi arkadaşlar odak uzaklığını arttırmak için ortamın kırıcılık indisi ve eğrilik yarıçapları arttırılmalıdır. Yes. Ortamın kırıcılık indisini arttırmak yes. Görüldüğü gibi merceğin kırıcılık indisini azaltmalıyız. Yes. İşte arkadaşlar buna mercekçiler formülü denir. Adam bu formülü kaldırmış ama arkadaşlar bunu sormuş. Gelin buyurun cenaze namazına diyorum. Dolayısıyla arkadaşlar ezbere bilgi vermek istemediğim için bunu yazarak buradan yorumluyoruz. Buradan yorumlaması daha kolay. Görüldüğü gibi arkadaşlar F bunlarla doğru orantılı, N mercekle ters orantılıdır diyoruz. Kırıcılık indisi N1 ve N2 olan ortamlara kırıcılık indisi N3 olan ince kenarlı bir mercek yerleştiriliyor ve her iki ortamdaki parçalarına asal eksene paralel ışınlar gönderildiğinde ışınlar mercekte şekildeki gibi kırılıyor. Buna göre kırıcılık indisi arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar, mercek kendi karakterini göstermişse görüldüğü gibi ince kenarlı mercek asal eksene paralel gelen ışını odaktan geçecek şekilde. Arkadaşlar daha genel konuşalım. İnce kenarlı yani yakınsak mercek üzerine gelen ışını asal eksene yaklaştıracak şekilde kırar. Kalın kenarlı mercek ise uzaklaştıracak şekilde kırar. İşte arkadaşlar asal eksene paralel gelen ışın asal eksene yaklaşacak şekilde kırıldı. İşte kalın kenarlı merceğe bakalım. Asal eksene paralel gelen ışın görüldüğü gibi uzantısı odaktan gelecek şekilde yani asal eksenden uzaklaşacak şekilde kırılıyor. Dolayısıyla burada arkadaşlar mercek kendi karakterini gösterdiği için en mercek büyük en ortam yani en üç büyük N2'dir. Mercek arkadaşlar görüldüğü gibi karakter değiştirmiş. İnce kenarlı mercek kalın kenarlı mercek gibi davranıyor. Karaktersizlik yapıyor. Buna göre arkadaşlar ortamın kırıcılık indisi merceğin kırıcılık indisinden yani N3'ten büyüktür. N1 büyük arkadaşlar. N3, N3 de büyük. N2, N1, N3, N2. O halde cevabımız Bursa. Demek ki arkadaşlar N ortam büyük, N mercek ise mercek karakter değiştirir. Unutmayalım. Odak uzaklıkları F1, F2 ve F3 olan yakınsak merceklere gönderilen ışın izlediği yol şekildeki gibi gösterilmiştir.
Buna göre yakınsak merceklerin odak uzaklıkları F1, F2 ve F3 arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar iki birimden gelip iki birimden geçiyorsa bu ne demek? Merkezden gelip merkezden. 2F'ten gelip 2F'ten geçiyor. Demek ki arkadaşlar şurası 2F ise F1 bir birim. Kırılan ışın asal eksene paralel gidebilmesi için odaktan gelmesi gerekiyor. Yani burası arkadaşlar ikinci merceğin odağıdır. O halde 2 birim asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde kırılacak. Yani 1 birim F2 büyük F1 eşit F3 cevabımız Diyarbekir. Odak uzaklığı F olan yakınsak merceğin önündeki Z noktasında bulunan cismin görüntüsünün boyu H ve merceğe uzaklığı D'dir. Noktalar arası uzaklık eşit ve F kadar olduğuna göre cisim Y noktasına getirilirse H ve D nasıl değişir? Sevgili arkadaşlar, göründüğü gibi burası F, 2F ve 3F demek istiyor bu durumda arkadaşlar. 3F'teki cismin görüntüsü 1,5F'te ve yarısı kadar. O halde 2 aşağı H. Uzaklığı da arkadaşlar 1,5. Cismi E'ye yani merkeze getirdiğimizde merkezdeki cismin görüntüsü merkezde ve boyu cismin boyuna yani 2 aşağı eşit. Göründüğü gibi uzaklık 1,5 iken 2 oldu artar. H iken 2 aşağı olur artar. Artar artar Adıyaman. Yakınsak merceğin önüne şekildeki gibi konulan K ve L cisimlerinden K'nın görüntüsünün sonsuzda oluştuğu biliniyor. O halde arkadaşlar K odakta olmalı. Burası da 2F olmalı. Çünkü noktalar arası uzaklık eşit. Buna göre L cisminin görüntüsü hangi nokta veya noktalar arasında oluşur? Arkadaşlar merkezdeki yani 2F'teki cismin görüntüsü diğer tarafta 2F'te ters gerçek ve aynı boyda yani Z'de cevabımız Celikan. Sevgili dostlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizik Konik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.